Arkadaşlar merhaba. Ben tarih öğretmeniniz Ümit Akal. Sınav Yayınları'nın hazırladığı 24 adımda tarih kitabımızın 6. adımından devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son arkadaşlar sizinle 1243 Köse Dağ Savaşı sonrasında Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi otoritesini kaybettiğini ve sonrasında Anadolu'ya Moğolların girmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu hükümdarlarının adeta Moğolların birer kuklası haline geldiğinden bahsetmiştik. İşte bu konumuzda bu öğren bölümümüzde de Moğolların Anadolu'daki faaliyetlerini konuşacağız. Çok büyük bir harabet yaratacaklar arkadaşlar. Yani Anadolu'yu yakıp yıkmalarıyla meşhurdur zaten. Zaten Moğolların genel karakteristik özelliği odur. Daha önceki dersimize de söylemiştik. Bunlar taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamalarıyla meşhur olan bir millet olarak tanımlanıyor. Moğollar. Şimdi Moğolların Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti teknik bir adım atıyor, stratejik bir adım atıyor. Ne yapıyor? Moğolları daha öncesinde 1260 yılında tarihte ilk kez yenen bir Türk İslam devleti olan Memlüklerle bir ittifak içerisine girmeye çalışıyor. Lakin bu ittifak Kısa süreli bir başarı gösterse de uzun vadede devam etmeyecek. Ve daha sonrasında Moğollar Anadolu'da adeta bir katliam gerçekleştirecekler. Bu da beraberinde Anadolu'da bazı önemli mutasavvıfların, İslam alimlerinin ön plana çıkmasına vesile olacak. Şimdi bu öğren bölümümüzde ve incele bölümümüzde bu anlattığım, kabaca hatlarını verdiğim durumdan bahsedeceğiz. Peki... Moğollar Anadolu'da diye bir başlık atmış kitabımız. Şimdi diyor ki arkadaşlar 4. Kılıçarslan veziri Süleyman Muinettin Pervane ile bir tat mücadelesine giriyor. Bakın görüyor musunuz? Yani adam bir vezir ama bir hükümdarlık iddiasında bulunabiliyor ve yaşanan bu çekişmeler sonrasında Moğollar tabii ki haliyle Veziri destekleyecek. Yani hükümdarın saltanatını zayıflatabilmek için, iktidarını zayıflatabilmek için Moğollar Muhyiddin Pervani'yi desteklemiş. Ve bunun sonrasında 4. Kılıçarsan 1266'da Pervani'yi öldürerek yerine 3 yaşındaki 3. Gıyasettin Keyhüsrev geçirilmiştir. Bak şimdi buraya dikkat et. 3 yaşında bir çocuk. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığına tahtına oturtuluyor. Bu çocuk ne kadar güçlü bir irade sergileyebilir? Bu çocuk ne kadar mutlak bir otoriteyle devleti yönetebilir? Artık orasını siz düşünün. İşte bu dönemde arkadaşlar Pervane devletin aslında yönetimine hakim oluyor. Yani devleti aslında vezir yönetiyor. Yani hükümdarı öldürüyor. Kılıçarslan'ı öldürüyor. Kılıçarslan'ın öldürülmesinin ardından yerine 3 yaşındaki Gıyasettin Keyhüsrev'i getiriyor ve böylece aslında vezir yani Muhinettin Pervane devletin yönetimini ele geçirmiş oluyor. İşte bunun sonrasında Moğol baskısının artmasıyla birlikte onu aslında iktidara getiren Moğollara karşı Pervane Memlük Sultanı Baybars'ı Anadolu'ya davet ediyor. Gel diyor ben bu Moğollarla tek başıma mücadele edemiyorum. Bunlar beni diyor iktidara getirdiler ama Bunların diyor benim üzerimdeki baskısı arttı, vergi yükü arttı. Ben bunların her istediğini yapıyorum ama bu adamlar yine de tatmin olmuyor deyince Memlük hükümdarı bir Mısır'da kurulmuş bir Türk İslam devleti. Memlük hükümdarı Sultan Baybars'ı ki Sultan Baybars daha öncesinde Aynu Calut Savaşı'nda Moğolları yenen komutanlardan birisidir arkadaşlar. Sultan Baybars'ı Anadolu'ya davet ediyor. Sultan Baybars Anadolu'ya girmiş ve 1277'de Maraş'ın Elbistan bölgesindeki Elbistan Savaşı'nda Moğolları bir kez daha mağlup etmiştir. Yani Moğolları ikidir yeniyor Sultan Baybars. Bunun üzerine Pervane Moğollar ile Memlükleri birbirine düşürerek Anadolu'daki Moğol baskısından kurtulmak istemiş. Ancak Sultan Baybars oynanan bu oyunu görmüş ve Anadolu'da daha fazla durmayıp Anadolu'dan çekilmiştir. Yani diyor ki Muinettin Pervane'ye ben diyor senin oyuncağın olmam. Ben senin silahşörün olmam. Ben diyor seni Moğollara karşı koruyacak olan güç değilim diyor ve Anadolu'dan çekiliyor. İşte Anadolu'dan çekilmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti Moğolların inisiyatifine kalmış ve Elbistan Savaşı'nın intikamını almak isteyen Moğol hükümdarı Abakahan Han Anadolu'ya girerek tam 200 binden fazla Müslüman Türk'ü, Türkmen'i katletmiştir arkadaşlar. Tarihin en büyük katliamlarından bir tanesidir bu. Moğolların Anadolu Türkmenlerine yapmış olduğu katliam ve bu olaydan sonra Anadolu'da Moğol istilası daha da hissedilmeye başlanacak. Anadolu Moğolların hakimiyeti altına girecek. Anadolu toprakları Moğol komutanlar tarafından, Noyan dediğimiz komutanlar tarafından yönetilmeye başlayacak. İşte bu Moğol zulmüne karşı da ilk tepkiler dönemin şeyhlerinden, dervişlerinden ve cihat fikriyle organize edilen Türkmenlerden geliyor. Yani şimdi Moğollar bunlar Müslüman değil. Yani bunların dininin ne olduğu da belli değil. Yani bunlar şamanist mi, bunlar Tengrici mi ne oldukları da belli değil. Ancak bu adamların yaptıkları hiçbir dinde, hiçbir inançta yeri olmayan bir katliam. İşte bunun üzerine Anadolu'da yaşayan şeyhler, dervişler, İslam alimleri bu noktada halkı bir örgütleme çapası içerisine giriyor ve buna bağlı olarak halkın isyanları başlıyor. İşte bu isyanların en önemlerinden bir tanesi Hatiroğlu Şerafettin Bey'in 1276'daki Moğollara karşı çıkan büyük isyanıdır. İşte burada biz şunu görüyoruz. Demek ki Anadolu halkı Moğolların baskısına, zulmüne, mezalimine eyvallah demiyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Burası önemlidir. İşte... Moğolların Anadolu'da gerçekleştirdiği bu katliamlar sonrasında Anadolu'da halk ne yapacak? Mutasavvuflara sarılacak. Din alimlerine sarılacak ve bu beraberinde Anadolu'da Mevlana Celalettin Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi alimlerin ön plana çıkmasına, onların tekke ve zaviyelerde halkı etrafında toplayıp halk üzerindeki etkilerini artırmalarına vesile olacak. İşte bu isimler ki arkadaşlar hiç şüphesiz 13. yüzyılın Anadolu'sunun hamurunu yoğuran adamlardır bunlar. Bunların birisi ununu, birini tuzu, biri mayasını katmış. Anadolu insanının ve Anadolu topraklarının mayasını yuğuran insanlar olmuşlardır bu. Üç isme dikkat etmek lazım. Anadolu'da sosyal huzurun sağlanmasında Mevlevilik bu dönemde çok önemli bir yer edinmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 13. yüzyılın sonlarında Konya'da ortaya atmış olduğu felsefe daha sonrasında oğlu Sultan Veled tarafından teşkilatlandırılmış ve Anadolu'dan Rumeli'ye kadar Mevlevilik felsefesi çok geniş bir coğrafyaya hakimiyet kurmuş ve yayılmıştır. Moğol ile Horasan civarındaki unsurlar Anadolu'daki merkezlere gelerek buraların ilmi gelişiminde etkili olmuştur. Yani bakın Horasan'dan, Orta Asya'dan gelen alim, ulema Moğol baskısından kaçıp Anadolu'ya gelecek. Bu da Anadolu'daki ilimsel, bilimsel faaliyetlerin artmasına neden olacak. Horasan'ın Nişabur şehrinde doğup yetişen, sonra Anadolu'ya gelen Hacı Bektaşi Veli, Anadolu'da Suluca Karahöyük'e yerleşmiş ve Ankara, Kırşehir, Konya, Kayseri gibi kültür merkezleri Bektaşiliğin ilk merkezi olmuştur. Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sürecinde özellikle Moğol istilası sonrasında önemli bir rol olan Hacı Bektaşi Veli Anadolu'ya ortaya koyduğu felsefeyle, eserleriyle ki makalat çok önemli bir eseridir kendisinin, en önemli eseridir. Anadolu'nun İslamlaşması'nda çok büyük bir etkisi olduğunu görmek ve bilmek gerekir arkadaşlar. Peki, keza yine milli ve İslami değerlerle birlikte yansıtan şiirleriyle Yunus Emre, Anadolu insanında büyük bir hayranlık uyandırmış, sosyal huzurun sağlanmasına hizmet etmiştir. Özellikle Yunus Emre Türkçe konuşan halk tabakasına tasavvufu sevdiren isim olarak bilinir arkadaşlar. Bu üç ismin ortak noktası bunların hep kardeşliği, eşitliği, adaleti, İslam'ın o hoşgörüsünü, sevgisini Anadolu insanına aşılamak olmuştur. Üçünün de ortak amacı budur. Dikkat etmek lazım bu üç isim bizler için önemli. Bu Moğolların Anadolu'daki faaliyetleri ve sonrasındaki süreçle ilgili pekiştir ve uygula sorularımıza bakmak gerekirse. Diyor ki Moğolların Anadolu'daki baskı ve zulüm politikaları sonuçlarından hangilerini doğurmuştur? Bakalım. Anadolu'da Türk Birliği kurulmuş. Hayır aksine Moğolların Anadolu'ya yapmış olduğu baskılar, baskınlar Anadolu'daki Türk Birliği'nin bozulmasına neden olmuştur. Anadolu Selçuklu'nun yıkılma sürecine girmesine neden oluyor. Türkmen ayaklanmaları başladı dedik az önce. Bakın Anadolu'daki şeyhler, dervişler halkı arkasına alıp bir ayaklanma başlattı dedik. Moğol İmparatorluğu'nun Dört devlete ayrılması. Hayır bunun Anadolu'ya gelmeleriyle alakası yok. Bu Moğolların büyük hükümdarı Cengiz Han'ın ölümü sonrasında gerçekleşecek bir olaydır. Gerçekleşti zaten o. Daha öncesinde yaşanmış bir olay. Bu nedenle cevap Bolu yalnız iki olur arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Köse Dağ Savaşı ile Anadolu'da Anadolu'ya egemen olan İlhanlılara karşı Anadolu Türklerine yardım etmek için Maraş yakınlarındaki Elbistan Ovası'nda İlhanlıları yenen Sultan Baybars aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarıydı? Mısır'da kurulan çok önemli bir Türk İslam devletidir demiştim arkadaşlar. Hangi devlet? Memlükler. Ya da bir diğer adıyla bu Memlüklere verilen başka bir isim vardır. Bunu da benden size gelsin bilin. Kölemenler de derler bunlar arkadaşlar. Bunlar Eyüp ordusunda kölemen denilen askerler tarafından kurulacak. Bunları bilin Memlükler, kölemenler diye de geçer. Sultan Baybars da Memlük komutanı olarak, hükümdarı olarak İlhanlıları tarihte yenen ilk hükümdar olarak bilinir. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Hadi gelin uygula sorularına bakalım. Diyor ki, Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'nun büyük bölümüne yayılan Baba İshak isyanını... Bastırmakta zorluk çekmiştir. Bu durum Anadolu Selçukları ile ilgili belirme, belirlemelerinden hangilerinin bir göstergesi değildir diyor. Bakalım. Merkezi otoritenin güçsüzlüğünün bir kanıtıdır. Kesinlikle. Yani baba isyak isyanını bastıramıyorsa Anadolu Selçuklu Devleti eğer o devlet zayıflamış demektir. Ben bunu kesinlikle alırım. Bu bir göstergedir. Yöneticilerin yetersizliğinin bir göstergesidir. Zaten yöneticiler yetersiz ki merkezi otorite zayıflamıştır. Bunu da alırım. Ordunun büyük bölümünün iddialarda yetişmesi. Yani ordu eyalette mi yetişiyor? Merkezde mi yetişiyor? Bunun baba İshak ayaklanmasının büyümesiyle, bastırılamamasıyla, devletin bu isyanı bastırmakta etkisiz kalmasıyla bir alakası olamaz. Yani iddialarda değil de merkezde yetişseydi, gulam olsaydı, hası ordusu olsaydı, Baba İshak ayaklanması büyümeyecek miydi? Gene büyüyecekti. Baba İshak ayaklanmasının büyümesi bize devletin merkezi otoritesinin zayıfladığının ve yöneticilerin artık eski gücünde olmadığının bir kanıtıdır. O yüzden burada değildir dediği için cevap Bolu yalnız 3 olacak. Peki 2'ye bakalım. Anadolu'da tasavvufi düşünce ve öğretilerin özellikle 13. yüzyılda halk arasında etkisinin arttığı görülmektedir. Neydendi? Hani bu Moğolların Anadolu'da yapmış olduğu tahribattan dolayıydı. Bu durumun gelişmelerinden hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir diyor. Tam da bizim anlattığımız şeyi soruyor. Bakıyoruz. Bizans'ın askeri ve ekonomik olarak zayıf düşmesiyle Anadolu'da mutasavvıfların, tasavvufi düşüncenin, etkinliğinin artmasının hiçbir alakası yok. Ha, Bizans'ın askeri ve ekonomik olarak zayıf düşmesi neye neden olmuş olabilir? Anadolu'daki fethi hareketlerinin yaygınlaşmasına, Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinin hızlanmasına neden olmuş olabilir en fazla. İkiye bakalım. Anadolu'nun Moğol saldırılarıyla harap düşmesi ve halkın yoksullaşması Anadolu'da tasavvuf düşüncesinin güçlenmesinin altında yatan nedenlerden bir tanesidir. Al. Tekke zaviyelerin şehir, kasa ve köylerde etkin olmaya başlaması, özellikle işte Mevlevi tekkeleri, Hacı Bektaşi Veli'nin Bektaşi tekkeleri ve zaviyeleri Anadolu'da tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan unsurlardır diye az önce söylemiş idim cevap Edirne olacak. Üçe bakalım. Anadolu'da sosyal huzurun sağlanmasında önemli bir yer olan Mevleviliği teşkilatlandıran mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bak Mevleviliği ortaya atan kişi kimdi? Mevlana Celaleddin Rumi'ydi. Ancak Anadolu'da onun teşkilatlanmasını sağlayan isim olarak ben size kimi verdim? Oğlu Sultan Veled. Veled zaten oğlu erkek çocuğa verilen isimdir. Sultan Veled demiş idik arkadaşlar. Haydi bakalım öğren kısmımızda Türkiye Selçuklu Devleti'nde teşkilatlanma, sosyo-kültürel yapı yani bir nevi kültür, uygarlık ve medeniyetten bahsedelim. İlk olarak devlet yönetiminden bahsetmiş. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti de yani Türkiye Selçuklu Devleti de kendisinden önceki Türk devletleriyle aslında aynı devlet yönetim mantığına sahiptir. Büyük Selçuklu Devleti'ni bu noktada örnek aldığını biliyoruz. Ancak Anadolu Selçuklu Devleti'nde merkezi otoritenin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü ben size Büyük Selçuklu Devleti'nde ikili teşkilattan bahsetmiştim. Lakin Anadolu Selçuklu Devleti'nde böyle bir teşkilatlanma olmamıştır. Devlet İznik'te kurulduktan sonra Birinci Seferi seferiyle birlikte Konya'ya taşınmış ve Konya tek bir başkent olarak, tek bir merkez olarak görev yapmıştır. Başka bir merkez, başka bir hükümdar, herhangi bir şekilde ikili teşkilat durumu söz konusu olmamıştır Anadolu Selçuklu devletinde. Anadolu Selçuklu Devleti'nde de veraset sistemi yine klasik Türk veraset sistemi olarak ülke hükümdar ailesinin ortak malı devam etmiş ki bu durumun neye neden olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu durum klasik bir taht kavgası meselesidir değil mi? Yaşanan taht kavgalarının temelinde bu mantığın yattığını bu uygulamanın yattığını daha önce defaatle size anlatmıştım. Sultana Azam da denilen hükümdarın devletin idaresi, halkın ihtiyaçlarının karşılanması, ülkenin dış tehditlerden korunması gibi görevleri var. Yani bak yine diyor ki halkının ihtiyaçlarının karşılanması diyor. Yani yine açı doyuracak çıplak giydireceksin. Yani yine sosyal devlet anlayışı var. Yine Türk töresi aynen devam ediyor arkadaşlar. Ayrıca hükümdar divan Mezalim dediğimiz yüksek mahkemeye de başkanlık eden kişidir. Biz bu divan Mezalim'i ne demiştik? Zalimin zulmüne karşı mazlumun haklarını korumak için var olan bir mahkemedir demiştik. Aynı zamanda kadı kararlarının temiz edildiği, itiraza gittiği mahkemedir demiştik divan Mezalim için. Önemlidir divan Mezalim dedim size dikkat edin. Çok ciddi bir potansiyel sorudur arkadaşlar. Anadolu Selçuklu hükümdarları Kaykavus, Keykubat, Gıyasettin, İzzettin, Rüknettin, Keyhüsrev gibi unvanlar kullanmışlardır ki buraya dikkat işte soru size buradan gelecektir. Hükümdarların bu tarz unvanlar kullanmış olmaları Anadolu Selçuklu Devleti'nin İran etkisinde, Fars kültürü etkisinde kaldığının bir kanıtıdır. Çünkü arkadaşlar bu kelimeler Kaykavus, Keykubat işte... Gıyasettin, İzzettin, Rüknettin, Keyhüsrev bunlar Farsça kökenli kelimelerdir. İşte biz bunlardan yola çıkarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin İran etkisinde, Fars etkisinde kaldığını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Peki yani baktığınızda devlet yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti'nde de kendisinden önceki Türk devletlerinden çok farklı değil. Burada yalnız unvanlar konusuna dikkat etmenizi istiyorum. Bir İran etkisi var. Askeri yapılanmaya baktığımızda ordu yapısına şöyle bir bakmak gerekirse burada nasıl bir durumdan bahsediyoruz? Yine burada da Büyük Selçuklu Devleti'nin örnek alındığını görüyoruz. Tek fark Anadolu Selçuklularında, Türkiye Selçuklularında donanmanın olmasıdır. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti'nin denize kıyısı yok. Lakin Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerek Karadeniz'e gerekse Akdeniz'de denize kıyısı vardır. Sinop'u almış, Alanya'yı almış, Kırım'ın Sudak Limanı'nı almış. Bu da beraberinde tersanelerin yapılmasına ve bir donanma gücünün yani deniz gücünün oluşmasına neden olmuştur. Türkiye Selçuklarında ordunun başkomutanı Beylerbeyi ya da Emirül Ümera unvanı alır. Emirül Ümera, bak çok severim bu kelimeyi ben. Ne demek? Emirlerin emiri demek arkadaşlar. Emirlerin emiri, komutanların komutanı anlamına gelir. Ordu komutanlarına subaşı, sipesalar ya da serleşker, leşker asker demek arkadaşlar. Ser de baş demek, baş asker yani. Su da asker demek. Eski Türkçe'de hani diyor ya su uyur düşman uyumaz. İşte oradaki su suydur aslında yani askerdir. Subaşı, Sipestalar ve Serleşker gibi isimler verilir imiş. Bak ser burada bunu göstermek istiyorum ser baş demek leşker asker demek arkadaşlar keza yine su asker demek başta zaten su başı asker başı anlamına gelir peki ordu'nun bölümlerine şöyle bir bakmak gerekirse orada tabii çeşitli yapılanmalar var onları bilmemiz lazım hocam ne gibi yapılanmalar var? Hassa askerleri var mesela. Hassa askerleri. Hükümdarın sürekli yanında bulunan atlı veya yaya askerlerdir. Bunların en karakteristik özelliği sürekli asker olmasıdır arkadaşlar. Ve bunlar 3 ayda bir devletten maaş alırlar. Ki biz o maaşa da yine ne isim veriyoruz? Biz o maaşı arkadaşlar daha öncesinde de vermiştim size. Bistegani diyoruz. Bistegani dediğimiz bir maaş alırlar imiş 3 aydan 3 aya. Bir diğer askeri birlik ikta askerleri, sipahiler. Bunlar da yine tamamen Türklerden oluşan bir askeri birliktir. Maaş almazlar. Devletin kendilerine işte verdiği ikta topraklarından geçimini sağlarlar. İkta sisteminden yetişen askerler olarak bilinirler. Bunlara sipahiyan da denir arkadaşlar. Bakın sipahiler, sipahiyan. Oradaki an da zaten lerler anlamında, çoğul anlamındadır. Yani hassas askerleri, merkez askerler, ikti askerleri ise bunlar da eyalet askerleri, bunlar da topraktan, taşradan gelen askerler. Türkmenler uç bölgelerde her an savaş, her an savaşa hazır durumda bulunan askerlerdir. Devlete bağlı beylik askerleri ihtiyaç duyulduğunda bağlı beyliklerden alınan askerler, ücretli askerlik kullanılmış Anadolu Selçuklu'da gerek görüldüğünde savaşa ücret karşılığında alınan askerlerdir. Bunlara para veriyorlar, gidiyorlar, savaştırıyorlar adamları. Gerekirse Anadolu Selçuklu böyle bir şey yapmış. İşte Anadolu Selçuklu devletinde kimse de olmayan bir askeri yap arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Donanma var bak donanma. Ya donanma başka kimse de yok. Anadolu Selçuklu Devleti'nde var. Bunlar deniz kuvvetleri oluyor. Donanma komutanına da Reisül Bahr ya da Meliküs Sevahil. Yani işte Bahr burada ne demek? Bak size biraz Farsça öğreteyim. Arkadaşlar Bahr deniz demek. Tamam mı? Bahr deniz demek. Bahriyeli diyorsun mesela. Askerliği nasıl yaptın diyor. Bahriyeli yaptım diyor. Denizci yaptım diyor. İşte Reisül Bahr denizlerin reisi demek. Bak Sevahil de sahiller demek bak. Sahiller. Sahillerin meliki, komutanı anlamına gelir imiş donanma komutanına verilen isim. Bah deniz. Bah deniz anlamına gelir. Peki arkadaşlar. Devlet yönetimi ile ilgili divana bağlı alt divanlardan bahsetmiş. Hadi gelin biz de onları size verelim. Anadolu Selçuklu Devleti'nde büyük divana bağlı bazı alt divanlar var. Daha önce de verdik. Büyük Selçuklu Devleti'nde de verdik bunları. Keza yine ilk Türk İslam Devletleri'nde de vermiştik. Bir kez daha veriyoruz arkadaşlar. Üçüncü kez veriyoruz. Şimdi divanı saltanat her türlü devlet işinin görüşüldüğü divan. Yani devletin e, ee, önemli büyük divanlarından bir tanesi. Başındaki kişi vezir. Devletin veziri. Yani devletin ikinci adamı. Hükümlerden sonra gelen adam vezirdir. Devletin ikinci adamıdır. Divan istifa daha önce de söylemiştik. Mali işlerden sorumlu. Maliye Bakanlığı gibi düşünün dedi. Başındaki isim müstevfi. İşraf denetim işleriydi. İdari işlerden sorumluydu. Teftişten geliyordu. Başındaki kişi müşrif demiştik. Divan İnşa yaz işlerinden sorumluydu. Yani bir nevi Dışişleri Bakanlığı gibi düşünün demiştim. Başındaki isim Tuğra'yı ya da bir diğer ismi daha vardı. Bunun hatırlıyor muyuz? Hadi var mı hatırlayan? Bu Tuğra'yı'nın bir diğer adı neydi? Hadi bunu hatırlayalım hep birlikte. Şuraya yazmak istiyorum. Tuğra'yı'nın bir diğer adı... Evet. Aferin. Tuğra'yı'nın bir diğer adı Münşi demiştik arkadaşlar. Bir diğer divanımız divana arz. Bu da askeri işlerle, ordunun ihtiyaçlarıyla uğraşan divandı. Başındaki adama emiri arz demiştik. Emir komutan. Emir kelimesini gördüğünüzde bilin ki o askerlikle alakalı bir şeydir arkadaşlar. Divanı pervanede toprak kayıtlarını tutan divandır. Başındaki adama da pervaneci derler. Aynı zamanda bu adamın şöyle bir görevi de var arkadaşlar. Onu da bilin toprak kayıtlarını tutuyor ama ikta dağıtımı da yapar Bak. İkta dağıtımı yapar bu kişi. Bunu da bilin. İktaların kişilere, komutanlara, askerlere dağıtılmasını da yapan kişi yine pervanecidir. Divanı pervanedir diyoruz. Bunları defalarca söyledik. Umarım bu sefer artık gerçek anlamıyla oturmuştur. Divanlar yaptığı işler ve başındaki kişi temsilcisinin kim olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. İncele kısmımızda Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da 100 yıl süren siyasi kargaşaya Selçuklar son vermiş demiş. Selçukların adil yönetimi yerli halklar üzerinde olumlu etkiler göstermiş. Devrin yerli halkları olan Süryaniler, Ermeniler, Rumlar Bizans idaresine karşı Selçukları tercih etmişler. Çünkü bizde bir hoşgörü politikası var. Yani herkesin dini inancını serbestçe yaşamasına müsaade ediyoruz. Bu durum bölgedeki farklı din ve kavimlerin uyum içinde yaşamalarını ve ortak bir kültürün ortaya çıkmasını sağlamıştır. İşte o Anadolu kültürü dediğimiz hani Anadolu'nun yerel halkı işte Hristiyanlar ve diğer inançlara bağlı olanlar da Orta Asya'dan gelen Müslüman Türkler arasında başlayan o kaynaşma Anadolu kültürü dediğimiz çok özel bir kültürün ortaya çıkmasına neden olacak. Haydi gelin bu konuyla ilgili pekiştir ve uygula sorularımıza bakalım. Diyor ki Selçuklarda iktidar dağıtımını yapan bu dağıtım ile ilgili yazışmaları, fermanları inceleyen ve denetleyen kişiye pervaneci denir. Daha bir dakika önce söyledim. Osmanlılar'da aynı işleri nişancı yapardı. Anlatacağız. Türk İslam devletlerindeki bu duruma bakıldığında yorumlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakalım hangisine ulaşacağız. Toprak sistemine ilişkin uygulamalarda devamlılık olduğu, bak Selçuklarda ikta dediği, tımar dediği sistem pervaneci denilen kişi tarafından yönetiliyor. Aynı sistemi Osmanlı Devleti'nde nişancı yapıyor. Bu toprak sisteminde, Türk İslam Devletleri'nde bir devamlılık olduğunu gösterir. Yani sistem aynen devam ediyor. Farklı bir isimle, farklı bir kişinin kontrolünde ama sistem aynı şekilde devam ediyor. Ülke toprakları genellikle devletin tasarrufunda bulunurdu diyor. Hmm, böyle bir yargıya ulaşabilir miyiz? Selçuklar'da ikta dağıtımı yapan, bu dağıtımla ilgili yazışmaları, fermanları inceleyen denetleyen kişiye pervaneci denir. Osmanlılar'da da aynı işleri nişancı yapardı diyor. Şimdi demek ki bu pervaneciler, nişancılar devlet görevlisi ve devlet görevleri ne yapıyorlar? Toprakların tasarrufunu kendi ellerinde bulundurup bunları gerekli kişilere, verilmesi gereken kişilere veriyorlar. Demek ki ülke toprakları genellikle devletin ve devlet adamlarının tasarrufundamış diyebiliriz. Müsaade uygulamasına son verildiği arkadaşlar burada müsaadeden bahsetmiyorum. Müsadere nedir? Müsadere devletin devlet hazinesinden haksız kazanç elde eden kişilerin mallarına istediği an, istediği miktarda el koyabilmesi hakkıdır. Yani eğer bir memurun, bir komutanın, bir devlet görevlisinin haksız kazanç elde ettiği anlaşılırsa ki bu rüşvet veya hırsızlıkla olur devlet... İsterse bu kişinin malına ve hatta canına müsaade uygulayabilir. El koyabilir. Bu müsaade uygulaması ile ilgili yukarıda herhangi bir bilgi yok. Ha, müsaade uygulamasına son verilecek mi? Evet, Osmanlı devletinde olacak o. Kimin zamanında anlatacağız? İlerleyen adamlarımız adımlarımızda göreceksiniz. İkinci Mahmut döneminde yaşanan bir olay olacak. O yüzden üçü almayız. Cevap Denizli 1 ve 2 olur. Peki ikinci soruya bakıyorum. Ünlü seyyah Marco Polo'nun seyahatnamesinde Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde Sivas'a yerleşen göçer Türkmenler dışında farklı dinden tüccar ve sanatkarların yerleştiğinden söz edilmiş. Ayrıca Sivas'ta çok sayıda Ermeni ve Rum olduğu belirtilmiş. Ha, demek ki ben bu bilgiden hemen şöyle bir yargıya ulaştım. Benim kafamda ilk yanmaya başlayan cümleler şunlar oldu arkadaşlar diyor ki bak Anadolu'da Müslümanların dışında çok farklı milletlerden insanlar var. Farklı dinlerden insanlar var. Bunlar hep birlikte yaşıyor ve bunlar hep birlikte bir ticaret yapabiliyorlar. Bu bize ne demeye getiriyor? Bu bize Anadolu Selçuklu Devleti'nde bir hoşgörü olduğunun, ılımlı bir politika olduğunun sinyallerini veriyor arkadaşlar. Bakalım bu durum Türkiye Selçuklu Devleti'nin aşağıdaki özelliklerin hangisiyle açıklanabilir? Cihat politikası o İslam'ı yayma politikasıdır. Hayır onunla açıklayamam. Hoşgörülü bir yönetime sahip olunması cevap çıkmıştır. Kültürel faaliyetlere ağırlık vermesi, yani yukarıda sadece kültürel bir faaliyetten bahsetmiyor, ticari faaliyetlerden de bahsediyor. Haçlı tehdidi ile alakalı hiçbir şey yok. Tarım ekonomisinden bahsetmiyor, ticaretten bahsediyor daha çok. Cevap Bolu, burada hoşgörülü bir yönetime sahip olunması ile ilgili bir durumdan bahsetmiş. Hadi gelin uygula sorularına bakalım. Türkiye Selçukları döneminde ülke topraklarının kayıtlarını tutan has ve iddialara ait kararları düzenleyen görevli aşağıdakilerden hangisiydi? Pervaneciydi. Eğer toprak sistemi ile ilgili bir adam veriyorsa, toprak sistemi ile ilgili kayıtların tutulmasından bahsediyorsa, ikta toprakları ile ilgili bir bilgi varsa ve bize onun başındaki bir kişiyi soruyorsa cevap kesinlikle pervaneci olacak arkadaşlar. Naip Hükümdar yokken hükümdarın yerine geçen kişi, yani şöyle diyebilirsiniz. Hükümdarın vekili diyebilirsiniz. Bak naip hükümdarın vekilidir. Tuğracı o yazı işlerinden sorumlu olan kişiydi. Hatırlayın. Muhtesip. Bunu şöyle bilesiniz arkadaşlar. Bir nevi günümüzün zabıtası gibi düşünün. Çarşı pazar denetleyen kişidir. Şühne dediği kişi de validir arkadaşlar. Bunlar da eyaletlerde da görev yapan valilerdir. Cevap Bolu olacak. İkiye bakalım. Yukarıda özellikleri verilen askeri birlik aşağıdan hangisidir diyor. Sultana bağlı özel birliklerdir. Savaşlı sultanın yanında bulunurlar. Devletten maaş alırlar. Ben size ne dedim? Geçen videomuzda, geçen dersimizde demiştik ki eğer has hassa kelimesini görüyorsanız burada hemen hükümdarı arayacaksınız. Has adam hükümdardır. Hassa toprak hükümdarındır. Hassa ordusu hükümdarın ordusudur demiştik. O halde cevabımız ne olacak? Hassa ordusu olacak arkadaşlar. 3'e bakalım. Türkiye Selçuklu Devleti'nde görev yapan görevler ve görev alanı ile ilgili yukarıdaki eleş eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir diyor. Bakalım. Naip, bak ne dedim az önce? Hükümdarın yerine devleti geçici süreliğine yöneten kişi yani vekil neyle alakalı? Yönetimle al ile alakalı. emir neydi? Emirlerin emiriydi. Yani bu adam neydi? Orduyla alakalı bir adam, askerlikle alakalı bir adam. Bu olmaz. Pervaneci neydi? Pervaneci toprak sistemi ile alakalı bir adamdı. Burada din demiş. Bu da olmaz. Reisül Bah. Bah neydi? Bah. Bah denizdi arkadaşlar. Reis de komutan. Denizlerin komutanı, denizlerin reisi. Yani orduyla alakalı bir adam. O halde cevap ne oldu? 1 ve 4 oldu. Denizli oldu. Altıncı adımda konumuza Haçlı seferleriyle devam ediyoruz gençler. Haçlı seferleri Anadolu'da büyük bir tahribata neden olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezini İzlik'ten Konya'ya taşımasına neden olan İslam dünyasını Anadolu'dan atmak amacıyla Hristiyan dünyası tarafından gerçekleştirilen seferler, Haçlı seferleri. İşte bakın diyor ki nedenlerinde Hristiyanların kutsal saydıkları Kudüs şehrini Müslümanlardan almak istemeleri bir dini sebeptir. Keza yine Kuluni tarikatı dediğimiz radikal bir Katolik tarikatın Müslümanlarla savaşılması yönünde propaganda yapması yine Haçlı Seferlerin dini nedenlerinden birisidir. Katolik dünyasının Ortodoksları hakimiyet altına almak istemesi yine Hristiyanlık içerisindeki iki büyük mezhep arasındaki mücadelenin bir sonucu olarak dini sebep olarak değerlendirilebilir. Türklerin Anadolu'daki etkinin artması üzerine Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi ise siyasi bir nedendir. Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesi aynı şekilde siyasi sebep. Ticaret yollarının Türklerin kontrolünde olması yine siyasi ve ekonomik sebep olarak da değerlendirilebilir bu. Ekonomik sıkıntılar içinde olan Avrupalıların doğunun zenginliklerini ele geçirmek istemesi direkt bir ekonomik nedendir ve bazı soylu ve feodal beylerin yeni topraklar kazanmak istemesi, Avrupa'da derebey dediğimiz adamların güç daha fazla güçlenmek istemesi, mutlak güçlerini arttırmak istemesi ve bunun içinde doğunun zenginliklerinden faydalanmak istemeleri Haçlı seferlerinin altında yatan bir diğer ekonomik neden olarak kabul edilebilir. Lakin Buna dikkat edin. Burada hem bir siyasi sebep hem de bir ekonomik sebep ikisi birlikte var. Bu önemli bizim için. Hem siyasi hem ekonomik. Çünkü hani Türkleri bu bölgeden atma düşüncesi siyasi sebep, ticaret yollarından. Ama ticaret yollarını ele geçirmek istemeleri tabii ki bir ekonomik neden olarak değerlendirilmelidir diyorum ben. Peki bu doğrultuda yapılan Haçlı Seferlerinden birincisi 1096-1099 yılları arasında gerçekleşecek. Papa 2. Urban'ın çağrısı üzerine gerçekleştirilmiş bu sefer ilk Haçlı Seferi olarak kabul edilir. Arkadaşlar korkunç bir rakam. 600 bin kişiden oluşan bir ordu oluşturuluyor. Başında Fransız Godfrey, Godfrey de Bouillon var arkadaşlar. Çok önemli bir Fransız komutan Godfrey de Bouillon. İstanbul üzerine, üzerinden, üzerinden Anadolu'ya geçen bu orduya karşı Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan ittifak kurarak yıpratma savaşı yapılmış. Ancak 1. Haçlı Seferi'nde savunmada Anadolu Selçuk Devleti'nin çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. 1. Haçlı Seferi'nin sonucuna şöyle bir baktığımızda ne gibi sonuçlar görüyoruz arkadaşlar? Buraya dikkat. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti her ne kadar... Burada Danişmentlerle bir ittifak kurmuş olsa da yani çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Anadolu Selçuklu Devleti başkentini İznik'ten Konya'ya taşımak zorunda kalacak bir geri çekilme var. haçlar çok büyük kayıplar vermiş olsalar da yine de Kudüs'ü ele geçirmeyi başaracaklar. O yüzden zaten birinci seferi başarılıdır diyoruz Haçlar açısından. Ve Kudüs'te bir Latin Krallığı kurulacak ve ilk kralı da Godfrey de Bouillon olacak arkadaşlar. O Fransız komutan aynı zamanda Kudüs'teki Latin Krallığı'nın krallığını yapacak. Başındaki isim olacak. Antakya, Urfa, Şam, Yafa, Trablus, Halep Haçların eline geçecek. Bakın çok önemli yerler. Yani Kuzey Afrika'da bile toprak geçiriyor, ele geçiriyorlar. Trablus ele geçiriyorlar. Halep ele geçiriyorlar. Suriye'de, Şam'ı ele geçiriyorlar. Yani oldukça başarılıdır Hristiyan dünyası için birinci Haçlı seferi. Zaten birinci Haçlı seferi başarılı olduğu için arkası geliyor. Ancak daha sonrasındaki Haçlı seferlerinde istedikleri başarıyı elde edemeyecek Haçlılar. Ve bu her başarısızlık birinci de olmuştu deyip haçların yeniden bir sefer düzenlemesine ama bir kez daha başarısız olmalarına neden olacak. Şöyle bir ikinci haç seferi ve üçüncü haç seferini, dördüncü haç seferini incele kısmımızda vermiş kitabımız. Biz de inceleyelim bakalım. İkinci haç seferi 1147-1149 yıllar arasında olacak. Musul Atabeyi Nurettin Zengi'nin Urfa, Halep, Şam'ı Haçlılardan geri alması üzerine Haçlılar Avrupa'dan yardım istemiş ve Alman Kralı 3. Konrad ve Fransa Kralı 7. Louis önderliğinde yine büyük bir ordu kurulacak. Ancak bu ordular Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Mesut tarafından net bir mağlubiyete uğratılacak arkadaşlar. Yani net bir zaferdir. Anadolu Selçuklu Devleti 2. Haçlı Seferini püskürtmeyi başarmıştır. Üçüncü yaş seferine dikkat bu çok önemlidir. 1189-1192 yıllar arasında bunun nedeni çok önemli bunu sorabilirler. Saladin Eyyubi'nin Eyyubi, Eyyubi Devleti'nin kurucusu Saladin Eyyubi'nin 1187 yılında yapılan Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılar'dan geri alması üzerine Avrupa yeni bir Haçlı ordusu oluşturacak. Bu ordu İngiltere Kral Kralı Arslan Yürekli Richard, Richard the Lionheart derler ona. Alman İmparatoru Frederick Barbarossa ve Fransa Kralı 2. Philip Augustus'ta katılmış. Çok büyük bir sefer arkadaşlar. Yani bakar mısınız? İngiltere'nin kralı, Almanya'nın imparatoru, işte Fransa'nın kralı yani Avrupa'nın en başta gelen üç ismi bizatihi 3 ismi Bizati 3. Haçlı Seferine katılmışlar ve Alman İmparatoru Frederick Barbarossa Anadolu 2. Kılıçarslan tarafından çok ağır bir yenilgi uğratılacak. Akdeniz üzerinden Suriye'ye gelen İngiliz ve Fransız orduları Kudüs'ü kuşatmış ancak başarısız olmuşlardır. Yani tam anlamıyla Kudüs'ü ele geçirdiler. Diyemiyoruz arkadaşlar. Başarılı olamıyorlar. Yani burada Salahaddin Eyyubi'nin bu bölgedeki e, kurduğu devlet, buraları almış olduğu, hakimiyeti altına aldığı bu coğrafya muazzam bir savunma yapmış ve haçlara teslim olmamıştır diyoruz. Bu Salahaddin Eyyubi'nin, arkadaşlar bunu vermeden geçemeyeceğim, Hıddin Savaşı'nı anlatan müthiş bir film var arkadaşlar. Bak bu filmi izleyin. Cennetin Krallığı diye bir film var. Belki izlemişsinizdir. Kingdom of the Heaven diye muazzam bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Hıddin Savaşı'nı, Müslümanlar için Kudüs'ün ne ifade ettiğini bu film, bir Amerikan yapımı olan bu film gerçekten çok objektif bir şekilde anlatıyor. Bence kesinlikle izleyin. Dördüncü aç seferine baktığımızda 1202-1204 yılları arasında çok farklı bir aç seferidir arkadaşlar. Burada Hristiyan Hristiyan üzerine bir sefer düzenliyor. Katolik Hristiyanlar Ortodoks Hristiyanlar üzerine bir sefer düzenliyor. 1204'te İstanbul'a gelen Haçlı orduları İstanbul'u işgal etmiş, yağmalamışlar ve İstanbul'da Latin İmparatorluğu adıyla 57 yıl sürecek olan bir hakimiyet kurmuşlardır. Yani 4. Haçlı Seferi'nin... Birinci, ikinci, üçüncü haç seferinden çok ciddi bir farkı var. O da şudur. Birinci, ikinci, üçüncü Haçlı seferleri Müslümanlar üzerine Hristiyan Katolikler tarafından gerçekleştirilmiş. Özellikle kutsal topraklarını ele geçirebilmek amacıyla. Antakya, Hatay, işte Kudüs gibi toprakları ele geçirebilmek amacıyla. Dördüncü haç seferi ise Katolik Hristiyanların Ortodoks İstanbul üzerine gerçekleştirmiş olduğu bir Haçlı Seferidir. Bu nedenle 4. Haçlı Seferi çok ayrı bir seferdir arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Yani burada Müslümanlarla alakalı bir durum söz konusu değil. Ve daha sonrasında burada bu adamlar Latin Krallığı kuruyorlar. Ve İstanbul'da yaşayan Ortodoks Hristiyanlar da kaçıyorlar. Nerelere kaçıyorlar? İşte Trabzon'a kaçıyorlar. Trabzon'da Trabzon'un İmparatorluğunu kuruyorlar. Pontus Rum İmparatorluğunu. İznik'e gidiyorlar. İznik'te küçük Bizans'ı kuruyorlar. Yani adamlar İstanbul'dan kaçmak zorunda kalmış arkadaşlar. Bizans İstanbul'un o dönemki sahipleri Katolik tehlikesinden dolayı bu Hristiyanlar arasında Katolik ve Ortodoksluk meselesi arkadaşlar tarihi bir ayrımdır. Bunların arasındaki anlaşmazlık yüzyıllardır devam ede gelir. Katolikler Hristiyanları, ne Katolikler Ortodoksları, Ortodokslar da Katolikleri tasvip etmez, onaylamaz yaptıklarını kesinlikle kabul etmezler. Haydi gelin bakalım bu konuyla ilgili pekiştir ve uygula sorularımıza. Diyor ki pekiştir de. Haçlı seferlerin amaçlarından hangileri Türk İslam dünyasının hedef alınmış olduğunu gösterir diyor. Bakalım. İpek ve baharat yollarına hakim olma. Evet bunlara Türkler hakimdi ticaret yollarına. Bu ticaret yollarına Türkler hakim olunca Hristiyan dünyası bundan rahatsız oldu ve ele geçirmek istediler. Bizans'ın yardım isteğini yerine getirme. Anadolu Selçuk Devleti'nin İzni'ye kadar gelmesi. Bizans sınırına dayanması. Bizans'ın Katolik Hristiyanlardan yardım istemesine neden olmuştur. Ve tabii ki Saladin'e Eyyubi tarafından Hıttin Savaşı ile Kudüs'ün Müslümanların Türklerin eline geçmesini kabul etmeyen Hristiyan dünyası Kudüs'ü geri alma düşüncesiyle Haçlı seferlerini düzenleyecek. Cevap 1, 2 ve 3 yani Edirne olacak. 2'ye bakalım. Diyor ki Haçlı seferlerinde Anadolu'dan geçen Haçlılarla savaşan birinci Kılıç Arslan, Danışmentler Beyliği Haçlara karşı çete ve yıpratma savaşı yapmak zorunda kalmışlar. Evet yani e, dağa çıkıp böyle bir vurkaç taktiği uygulanıyor arkadaşlar. Bir çete taktiği uygulanıyor. Pusu taktiği uygulanıyor. Düzenli bir savaş yapılamıyor. Çünkü inanılmaz kalabalıklar. 600 bin kişi geliyor birinci haç seferinde haçlılar. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diyor. Anadolu'da Anadolu'nun haçların eline geçtiğinin hayır geçmedi. Bir kısım kaybedildi. Anadolu'da Türk Birliği'nin sağlandığı hayır. Anadolu'da büyük oranda tahribat yarattılar. Haçlı ordusunun Türk ordusundan daha güçlü olduğunun göstergesidir. Evet 600 bin kişiyle geliyorlar. Bu da beraberinde bizim Haçlarla bir meydan savaşı yapmaktan çekinmemize daha çok pusu taktiğiyle, vurkaç taktiğiyle, çete ve yıpratma taktiğiyle savaşmamıza neden oluyor. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Evet hadi bakalım uygula sorumuza bakalım. Diyor ki Türkiye Selçuklu Devleti'nin 1. Haçlı ordusuna karşı yenilmesi Aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur? Adana'da diyor ki başkentin İznik'ten Konya'ya taşınmasına. Evet arkadaşlar ne demiştik? İznik'te kurulan Anadolu Selçuk Devleti 1. Haçlı Seferi'nde mağlup olunca Hristiyanlara karşı merkezini Konya'ya taşımak zorunda kalmıştı. Cevap çıktı zaten. 2'ye bakalım. Birinci aç seferi sırasında Urfa, Yafa, Trablus, Şam ve Antakya'yı ele geçiren Hristiyanlar bu bölgelerde kontluklar kurmuşlardır. Bu durum aşağıdan hangisinin göstergesidir diyor. Kontluklar kurmuşlar yani kendi içlerinde bağımsız siyasal yapılar, askeri yapılar oluşturmuşlar. Bakalım Haçlı orduların amaçlarından saptığının, yok amaçları buydu zaten burada bir sıkıntı yok. Feodal rejimin Orta Doğu'ya taşındığının, bakın bu kontluk dediğimiz olay, Ortaçağ Avrupa'sının feodalitesidir arkadaşlar. Yani burada derebeyler var. Güçlü komutanlar burayı ne yapıyor? Kendi kontlukları haline getiriyorlar. Burada feodal rejimin Orta Doğu'ya taşındığı yargısına ulaşabiliriz. Cevap bolu. Üçe bakalım. Aşağıdaki hangisi 4. Aşk Seferi'nin sonuçlarından biridir diyor. Hristiyan birliğinin sağlanması. Aksine burada Katoliklerle Ortodoks arasındaki derinlik daha da artmıştır ayrım. Selçuklu'nun Anadolu'daki egemenliği zayıflamıştır. Bense dedim ki burada Türklerle alakalı bir durum yok dedim. Katolikler Ortodokslara karşı saldırıyordu. Kudüs'ün Müslümanlardan geri alınması diye bir şey söz konusu değil. Onu birinci açlı seferinde yapacaklar. İstanbul'da Katolik Latin Krallığı kuruldu dedik. Bizans buradan çekilmek zorunda kaldı dedik. Cevap Denizli olarak çıktı arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda. Haçlı seferlerinin sonuçlarından şöyle bir bahsedelim. Öğren kısmımızda ne gibi sonuçlar doğuruyor bu Büyük seferler tarihin önemli olaylarından bir tanesidir. Aşı seferleri. Seferlerde birçok derebey ve soylunun ölmesi Avrupa'daki derebeylik sisteminin zayıflamasına neden olacak. Ya yani birçok komutan olarak katılan derebey askerleriyle birlikte bu seferlerde hayatını kaybedecek, dönemeyecekler. Bu da derebeyliğin zayıflamasına tekrardan kralların güçlenmesine neden olacak. Siyasi bir sonuçtur. Türklerin batıya ilerleyişi bir süre duracak. İznik'ten Konya'ya çekildik. Yine bir siyasi sonuç. Türklerin İslam dünyasındaki nüfusu artacak. Yine bu da bir siyasi sonuçtur. Şimdi e, burada Türklerin Hristiyanlara karşı vermiş olduğu bu mücadele İslam dünyasındaki itibarını artırıyor arkadaşlar. Yani bu çok ciddi bir itibar kazandırıyor Türklere. Bu açıdan önemlidir. Dikkat etmek lazım. Bizans, Batı Anadolu'da kaybettiği bazı toprakları ele geçirecek. Yine bir siyasi sonuç. Kudüs'ün alınamaması ve seferlerde birçok insanın ölmesi kiliseye duyulan güveni sarsacak. Bu da dini bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Katolik ve Ortodoks kiliseler arasında ayrılıklar artacak, daha da derinleşecek. Doğu-batı ticareti gelişecek ekonomik bir sonuç. Akdeniz limanları, Venedik, Cenova, Marsilya gibi Fransa'daki, İspanya'daki limanlar, İtalya'daki limanlar önem kazanacak ekonomik sonuç. Avrupa'da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı önem kazanacak. İşte bu derebeylikler zayıflayınca burjuva sınıfı, tüccar sınıf önemi artıyor ekonomik bir sonuç. Aynı zamanda siyasi de bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Çünkü bunun beraberinde siyasi sonuçları da olacak. Buna dikkat etmek lazım hem ekonomik hem siyasi sonuç. E tabi Anadolu'da yapılan tahribattan dolayı Anadolu'da ticaret ve tarım üretim azalacak. Haçlı seferler için Venedikli bankerlerden borç para alınması, bankacılık sektörünün gelişmesini ortam hazırlamıştır ekonomik sonuçtur. Haçlılar Venedikli tüccarlardan, bankerlerden borç paralar alıyorlar. Seferler esnasında Avrupalılar Müslümanlardan kağıt, barut, pusula ve matbaa öğrenecekler. Bu da işte Avrupa'da bilimsel anlamda, kültürel anlamda çok önemli bir sonucu doğuracak. Nedir o? Rönesans hareketlerinin doğmasına neden olacak hatta ve hatta reform hareketlerini tetikleyen unsur olacak arkadaşlar. Özellikle kağıdın ve matbaanın artması, Avrupa'daki okur yazar oranının artması, ilimsel bilimsel faaliyetlerin artması, özellikle pusula ile birlikte coğrafi keşifler, coğrafi keşiflerle birlikte Papa'nın Katolik Kilisesi'nin söylemlerinin yanlış olduğunun ortaya çıkması Avrupa'da Rönesans, Reform hareketleri gibi çok önemli bazı toplumsal, sosyal, kültürel, e, adeta evrensel sonuçlar doğuran bazı olayların yaşanmasına neden olacak. Avrupalıların İslam dünyasına ait eserleri Latince çevirmesiyle birlikte Avrupa'da bilim hayatı canlanacak. Bu da yine aynı şekilde Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşanmasında etkili olan bir diğer unsurdur diyeceğiz. Peki Haçlı Seferleri sonrasında Anadolu'da Türkiye tarihinde bir diğer aşama ikinci beylikler dönemi yaşanıyor. Şimdi bu ikinci beylikler dediği arkadaşlar Köse Dağ Savaşı sonrasında Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi otoritesini kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkan beyliklerdir. İşte Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Candaroğulları, Karamanoğulları, Osmanoğulları gibi beyliklerdir. Birinci beyliklerle karıştırmayalım arkadaşlar bunlara. Dikkat edin. İncele kısmına baktığımızda bir harita vermiş. ikinci beylikleri vermiş bize burada. Güzel de olmuş. Bakın paramparça bir Anadolu'da siyasal yapı. Balıkesir Çanakkale bölgesinde Karasi Beyliği. Manisa'da Saruhanoğulları. İşte İzmir Aydın bölgesinde Aydınoğulları. Muğla'da Menteşe bölgesinde Menteşe. Isparta'da Hamitoğulları. Kütahya bölgesinde Germiyan. Söğüt Domaniç bölgesinde Bilecik'te Osmanoğulları. Kastamonu'da Candaroğulları. Bak Kahramanoğulları Konya'da ki bu beylik çok önemlidir. Adana'da Ramazan, Maraş'ta Dulkadiroğulları gibi Anadolu'da Türk beylikleri varken İstanbul ve çevresinde Güney Marmara'da bir Bizans, Doğu Karadeniz'de Trabzon merkezi, Trabzon İmparatorluğu, Pontus, Rum İmparatorluğu var imiş. Buna Pontus, Rum İmparatorluğu da diyebilirsiniz. Keza yine baktığınızda Anadolu'da çok büyük bir coğrafya yayılmış Sivas merkezli Eretna Devleti, Doğu Anadolu'da Karakoyunlular, Güney Anadolu'da Akkoyunlular, Suriye ve güneyinde Mısır'a kadar uzanan süreç bölgede ise bir Türk İslam Devleti Memlüklerin olduğunu görüyoruz. Yani Anadolu'da bir siyasi otoritenin, birliğin, Olmadığını görüyoruz. İşte bu durum nasıl bir sonuçta olacak biliyor musunuz? İşte bu durum arkadaşlar Osmanoğullarının bu siyasi otorite boşluğundan yararlanıp bir anda muazzam bir güce ulaşmasında etkili olacak. Nasıl olduğunu ve nasıl olacağını anlatacağım size. Haydi gelin pekiştir ve uygula sorularımızla devam edelim. Diyor ki yukarıdakilerden hangileri Haçlı Seferlerinin siyasi sonuçlarından biri olarak gösterilebilir diyor. Bakalım. Katolik ve Ortodoks kiliseler arasındaki ayrılığın artması. Yok. Bu siyasi olmaz. Bu dini bir sonuçtur. Bunu almam. Ticaretle uğraşan Burcuva sınıfı önem kazanmıştır. Yani biz bunu daha çok işte ekonomik olarak değerlendiriyoruz. Dolaylı olarak bir siyasisi var ama daha çok ekonomik olarak bilelim. Bu da olmaz. Türklerin batıya ilerleyişi durmuştur. Bu bir siyasi sonuçtur arkadaşlar. Büyük oranda fetih, gaza, cihat maalesef bu dönemde duruyor. Cevap Ceyhan. Anadolu'da ikinci dönem Türk beyliklerinin ortaya çıkmasında ne dedim? Köse Dağı Savaşı'nda Selçukların mağlup olması etkilidir dedim. Türkiye Selçuk Devleti'nin zayıflaması etkilidir dedim. Haçlı seferlerinin Anadolu üzerinden yapılması etkili olacak mı? bunun bir etkisi söz konusu değildir. Çünkü Haçlı seferleri zaten çok öncesinde yapılmıştır arkadaşlar. Anadolu üzerinden yapılmasının Anadolu'da ikinci beyliklerin kurulmasında etkili bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Aksine kurulacağı varsa da kurulmasını engellemesi gerekir. Çünkü Haçlar Anadolu'daki Türk varlığına son vermek istemişlerdir. Bu yüzden cevap Denizli 1 ve 2 olacak. Haydi gelin Uygula sorularımıza bakalım. Haçlı seferlerinin Avrupa'da yarattığı ekonomik etkiler arasında aşağıdan hangisi yer almaz diyor. Doğu batı arasında ticaret gelişti. Evet bu yer alır. Skolastik düşünce zayıfladı. Cevap çıktı. Skolastik düşüncenin zayıflaması nasıl bir sonuç? Dini bir sonuçtur. Skolastik düşünce neydi? Skolastik düşünce Papa'nın bu kaleme prasa deyip bütün Avrupa halklarını buna İkna etmesi bunu kabul ettirmesiydi. Sorgulanamayan, olduğu gibi kabul edilen Katolik Kilisesi'nin hakimiyetindeki düşünce yapısına skolastik, dogmatik düşünce demiştik. Bu bir dini sonuçtur. Cevap bol olur arkadaşlar. İkiye bakalım. Haçlı seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa'da bilimsel ve kültürel gelişmelerin yaşanmasına ortam hazırlamıştır diyor. Akdeniz ticaretinin önem kazanması bu ticari anlamda bir fark yaratmış. Seferlerde birçok derebeyinin ölmesi derebeylik feodal sistemin yani siyasi anlamda bir durumun yaşanmasına neden olmuştur, zayıflamasına neden olmuştur. Barut, pusula, kağıt ve matbaanın Avrupalılar tarafından öğrenilmesi beraberinde işte pusula ile birlikte coğrafi keşiflerin kağıt matbaa ile birlikte reform hareketleri gibi renesans hareketleri gibi Avrupa'da sosyo kültürel bilimsel faaliyetlerin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemlerin ortaya çıkmasına neden olacak cevap Ceyhan. Üçüncü son sorumuza bakalım. Diyor ki Anadolu beyliklerinin kuruldukları bölgelere bölgelerle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Bakalım. Candaroğulları Kastamonu, Sinop dedik Karadeniz'de. Sorohanoğulları Manisa ve çevresi dedik. Batı Anadolu'da doğru. Karasioğulları Balıkesir, Çanakkale bölgesi dedik. Doğru. Karamanoğulları Maraş, Antep dedi. Olmaz. Çünkü Karamanoğulları nerede? Karamanoğulları Konya'da arkadaşlar. Peki Antep, Maraş'ta olan kimdi? Doğul Kadir oğulları idi. Bakın burada hatalı bir eşleştirme yapmış. Cevabımız Denizli olacak idi. Peki arkadaşlar. Bu videomuzun da dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde 6. adımın artık son aşaması olan adım tarama testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.